Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Muharrem ayının 10. gününün fazileti. İslam'da aylar, kameri aylar geçerli İslam'da. Her ayın bir özelliği var, farkı var. Nuri Aleyhisselam Hazretleri Eftar-ı Siyam Bade Ramazan. Ramazan sonra en üstün oruç Şehrullah-ı Haram Muharrem ayındaki oruçtur buyuruyor böyle. Demek ki Ramazan ayından sonra en faziletli oruç bu aydaki oruçtur. Muharrem ayı oruçtur. Sühle ansiyami yevmi aşura. Peygamberimize sorulu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Aşura günü orucu. Aşura. Türkiye'de aşura deyince tatlı aklına geliyor. Aşure tatlısı aklına geliyor. Aşura köküne aşereden geliyor. Ondan geliyor. Aşura 10. anlamına geliyor. Peygamber soruldu, bunun sevabı. Fekâli yükefes senetin maziyete buyurdu. Bir senelik geçen günahları af olmasına sebep olur. Demek ki bir insan aşura denen 10. günü Muharrem'in uçtarısı bir senelik geçmiş günahlara kefaret oluyor. Yalnız tek tutmak mekruh 10. gününde. İslam'ın öncelerinde tek tutuluyordu bu oruç. Sonra baktılar ki Yahudiler de oruç yok günü böyle. Bu Aleyhisselam Hazretleri Nenbekütü ila Kabil'in Lesumenne Tasi'a buyurdu. Nenbekütü ila Kabil'in Peygamber buyurdu. Eğer seneye kadar yaşarsam Lesumenne Tasi'a elbet 9'a 10 tanım buyuruyor. Eğer yaşarsam da seneye yaşamadan hatta. Muharrem ayının özellikleri vardır. Önce 4 aydan biri bana deniyor Eşhur Hurum deniyor. Eşhur şehrin çoğulu, şehir ay demektir. Hurum da haramın çoğulu, haram aylardan biridir. Haramdan bahsediyoruz burada, muhterem aylardan biridir. Her günü fazileti Muharrem ayının. Ama en kıymetli günü de 10. günüdür. Buna deniyor Aşura günü. Aşura. 10. günü deniyor böyle. Peki nedir aşırı tatlısı yapmak? Bu Türkiye adet muhtemelen. Diyecek bir şey bunun böyle. Yani Türkiye'ye özel bir adettir bu. 10. günü en üstün fazileti günü Muharrem'in. Peki ne oldu o günde? Nedir bunun özelliği? 10. günün. Pek çok peygamberler 10. gününde ya bir dertten kurtuldu ya bir şeye kavuştu 10. gününde. Bunlar kimler bunlar? İnşallah kısaca saymaya çalışalım. Vakit tabi el verdiği kadar. Biri Adem Aleyhisselam'ın tevbesi o günü kabul edildi. Adem Aleyhisselam tevbesi o günü kabul edildi. Aşura gününde. Neden tevbe etti Adem Aleyhisselam? Hikmetine Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız, dedem ilk insan. İlk insan evrende. Dünyada yaratıldı topraklardan. Yalnız suyu cennetten suyu getirildi. Dünyada bir şey yiyip içmeden hemen cennete götürüldü. Biliyorsunuz tabii bunları kısa öz yapmaya çalışacağım, özetlemeye.
Cennette kalsaydı Adem babamız, Havva anamız yaratıldı. İki kişi olur cennette. Yani ucu bucu cennetin. Sema gökten daha büyük cennet. O zaman anlamı kalmaz cennetin. Köşk saraylar boş olur böylece. Dünyaya gelmesi lazım. Çoğalması gerekiyor tabii. Rabbim imtihan veriyor insanlara böylece. Mevlam buyurdu, ya Adem, sen ve eşin Havva, cennete gezin, tozun, yiyin, için. Yine sizin. İster yolda yürü, yaya yürü, ister uç, havada uçarak git. Yine sizin buyuruyor Mevlam böyle. Cennette tabi zaman bilmiyor cennete. Orada beden yıpranmıyor. Aynı şey kalıyor böyle. Dünya yılı ile 1000 yıl kadar kaldılar cennette. Dünya yılı ile. O da yıl olmadığı için. Sonra tabi bunlar kadere mücribeleri bunlar. Şeytanın aldatmasıyla, şeytanın da yemin etmesi daha doğrusu. Allah'a yemin etti şeytan onları kandırarak. Bir meyve vardı. Yasaklanmış meyve, ağaç yani. O meyvesi yasaklanmıştı. Bunları yedirir şeytan bunlara. Yedirince o meyvenin özelliği dünya gıdasıydı o. Neydi? Tam bilinmiyor. Müfessirin çoğuna göre buğdaydı deniyor. Ama iri buğdaymış ki boğazdan zor geçen yumuşak öyle bir buğdaymış. O dünya gıdası olduğu için ne fark ediyor? Bağırsaklara indi. Böbreklere indi, dışa çıkması gerekiyor. Yani tuvalet gerekti. Onun için Mevlam buyurdu, ya Adem bana asi olduğunu, in bakayım dünyaya. Yani cennetten dünyaya indirildi, dünya gezegenine. Neden? Başka yerde yaşayamazlar başka yerde. Nereye indirildi? Eski adı Serendip. Serendip. O indirirler. Hindistan'ın güneydoğusunda. Şu anda ada. Orası. Sonraki adı Seylan oldu. Seylan. Meşhur var Seylan çayı. Son adı şu andaki adı Sri Lanka adı. Sri Lanka. Oranın diliyle çok debdebeli göz kamaştıran ülke anlamına geliyor Sri Lanka. Neden böyle demişler buraya? Dünyanın en güzel yeri orası. Doğal güzelliği olan yer derler. Çiçekleri her taraf çiçek, rengarenk. Yeşillik, ağaçlar, bitkiler, kuşlar böyle. Öyle bir yer. Adem babamız oraya indirildi. Şu anda ada, o zaman belki Hindistan'ın devamıymış o zamanlar. Hazreti Havva anamız da Cidde denirdi, Cidde. Mekke'ye yakın, Kızılderisi'nin kıyısında, Cidde. Aslı Cedde'dir. Cedde, büyük ana anlamına geliyor. Onun için o isim verilmiş. Adem Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Havva validemiz, bunlar gece indiler dünyaya, gece karanlığında. Hiç karanlık görmemişler ama. Cennet hep ışık, aydınlık, nur. Zaman birim yok cennette. Tabi ürktü Adem babamız orada. Tek başına dünyada Serendip'te. Hazaba Cide'de. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyaya sürgün geldi. Yani cezalı olarak geldi dünyaya. Bir ödüllenme değil. Ceza oldu ki günah işledi. Ne gerekiyor? Tövbe tabi. Adem babamız durmadan tevbe ediyor böyle. Başına kaldırıp göklere bakamıyor, utanıyor meleklerden. Yıllarca, çok uzun yıllar tevbe etti. Çok ağladı. Devamlı ağladı, devamlı ağladı. Hatta müfessirlerin beyanına göre onun gözyaşından Hindistan ülkesinde baharat ağaçları oldu. Muharrem ayının 10. gününde
tevbesini kabul eder muhteremler. Mevlam buyuruyor bizlere Bakara suresinde ayet 37'de arayın. Adem-i Rabbi kelimatine fetab aleyh. Fetelekko Adem-i Rabbi'ye. Adem babamız çok tevbe etti. Tabi farklı şekillerde, farklı kelimelerle yalvardı, yalvardı. En sonunda fetelekka Adem'i mürah Rabb, Allah'tan Rabbinden gönlüne bir ilham geldi. Bazı kelimeler geldi. Onlara tevbe etti. Onun tevbesi kabul oldu muhteremler. Neydi bu? Bazılarına göre Rabbena zalemle ayet-i kerimesi. Fakat bazıları daha farklı bunlar olmuş oluyor. Ne oldu tabi kesin bilinmiyor. Demek ki Rabbim tevbesini kabul edeceği zamanlar ona Mevlam ilham etti gönlüne. Öyle tevbe etti. Yine bazı müfessirlere göre de şöyle tevbe etti. Dedi ki ya Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri, ya Rabbi cennette gezerken bir yazı gördüm arşta. Arşa yazı gördüm nurdan. La ilahe illallah Muhammed Resulü yazıyor böyle. Birisi sensin ya Rabbi Muhammed Resulullah. O Muhammed kimdir senin Resulün? Buyurdu Mevlam, Adem o senin torunlarından gelecek son peygamberim. En üstüne olacak. O zaman ya Rabbi ne olur onun hürmetine affet beni buyurun. Peygamber hürmetine affedildi. Sonra tabi buluştular Hazreti Ebu Aleyh muhteremler. Şimdi tabi 1000 yıl beraber yaşamışlar. Kol kola. Hiçbir aralarında sorun yok aralarında cennette. Hiç bir sorun yok. Bulaşık yok. Yemek yok. Çamaşır yok derler. Tıraş kesmek yok. Tıraş olmak yok. Her şey doğal, her şey doğal. Huzur, mutluluk, sınırsız böyle. İkisi beraberler. Havada uçuyorlar. Ağaçta meyveni yiyorlar. Akarsulara geziyorlar. Kırsulara geziyorlar. Meleklerle sohbet ediyorlar. O kadar mutlu, o kadar mutlular bunlar böyle. Ama o meyve ağacını yiyince tabi cezanın gereği bunu Allah bir ayırdı bunlar birbirlerine. Bir ayrı kalmak var. Elhamdülillah sonra buluştular. Arafat'ta gördü adam aleyhisselam. Üzerinde buluştular bunlar böyle. İşte demek ki Muharrem 10. günün bir özelliği budur. Adem babamızın yani insanlığın tevbesi bunu kabul edildi. Şu halde ne gerekiyor bizlere bunu alacağımız hisse kısa nedir? O gün çok tevbe etmek muhtemelenler. Çok tevbe etmek o güne. İkincisi İdris aleyhisselam Mekan-ı Aliye çıkarıldı. Mekan-ı Aliye. Mevla buyuruyor, وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيَّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا Meryem 57'de. Onu İdris-i Mevla buyuruyor, Mekan-ı Ali, yüce makama çıkardık onu. Nedir yüce makam? Mecaz mı, hakikat mı anlamına geliyor? Manevi mi, maddi mi geliyor? Eğer hakikat maddi ise, göklere çıkarıldı anlamına geliyor. Manevi ise manevi makama yükseltildi. Fakat daha çok müfessirin beyanına göre cennete çıkarıldı. İdris aleyhisselam İdris çok ders yap anlamına geliyor. İlk olarak dikişli giysi giyen oğul muhteremde. Yani serzeren piri İdris Aleyhisselam'dır. Onda evvel dikişli giysi yoktu böyle. Derle kurutulurdu, biz örterlerdi böyle. İlk olarak o kesti ve dikti. Tabii makine yok tabii. Demek ki bir iğne gibi bir şey buldu böylece. Artık nasıl bir ipse o koşullarda. İlk olarak kesti, biçti, ölçtü ona göre
İlk gibi giydi böyle. İlk yazı yazan oldu yazı yazan. Adem o yazıyı bilirdi. Onun için suhu geldi. Kitap geldi kendisine bilirdi. Okuması biliyordu. Yazı bilmiyordu Adem o yazı. İlk olarak yazı yazan kalemle. Nasıl kalemle? Kamış kalem tabi böyle. Kamış kalemle bir suya boyayı bir şeye batırıp bir meyve suyu renkli suya batırıp ilk yazı yazan İsa Aleyhisselam. İlk de hesap işi yapar. Matematiği yapan da bulan da piri odur. Kendisidir. Çok ibadeti vardı kendisinin. Çok ama. Peygamberdi. İbadetten tad almıştı ki ibadetten duramazdı böyle. Alnı secdede, tevbede, zikrullah'ta dağlara çıkar, ovalara çıkar. Hep Allah'ın zikri meşguldü. Aşık yanardı böylece. Azal Aleyhisselam buna aşık oldu. Azal Aleyhisselam gökte. Ya Rabbi bana izin ver de gideyim. Şu İdris kuluna ziyaret edeyim ya Rabbi bak. Her ameli göğe yükseliyor. Rabbi izin verdi geldi. Arkadaş da oldu tabi. Görüştüler. Dedi ki İdris Aleyhisselam Azal be sen benim bir canımı alsan da ama vakti gelmedi daha Rabbim gene ben diriltir beni. Şu ölüm arasını tadayım da daha önce Allah kulluk edeyim. Ölüm arasını tadayım. Ölümü bileyim. Ölmeden önce onu tadayım, yaşayayım onu. Ben Rabbim tekrar diriltir ömrüm varsa benim. Peki. Azan canını aldı. Tam Mevlam tekrar hayat verdi kendisine. Dirildi. Dedi ki ya Azrail beni göklere çıkarır mısın? Çıkarayım. Çıkardı. Gökleri gezdi. Evvelde dedi, cehennemi bana gösterir misin? Cehennemi bana gösterir misin? Cehennemi. Neden? Bir göreyim cehennemi de aklıma gelince o korkuyla daha ihlaslı amel ederim Rabbime. Götürdü, cehennem kıyısına geldi, cehennemi gördü. Korkun cehennem, pat infrak ediyor, patlıyor böyle. Oradan dedi ki, beni dedi, götürür müsün cehennete şimdi? Götür cehennete götürdü. Girebilir mi içeriye? Hadi girelim çabuk çık ama. İçeriye girdi. Çıkmıyor şimdi. Çıkar mı cennetten? Azalsam hadi İdris gel. Yok. Niye gelmiyorsun? Rabbim ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde? Her canım tadacak. Ölümü tattım. Bu bir kere olacak. Bir kere olmaz bu. Rabbim buyurdu. Her insan mutlaka uğrayır cehenneme. Yani sırada geçerken. Cehennemi uğradım. Allah'ın vaadine geldi. Cennet ebediyet alemi Mevlam Halidine fiha buyuruyor. Ona çıkış yok. Allah'ım korktu. Ya Rabbi ne yapayım? Ben buradaki bırak kulum ben işte. Tabi mahşere gelecek inanmazlar. Mahşere yine gelecek. Bir de Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de Mart 10. gününde ilk defa karaya oturdu. 6 ay hep su üzerinde. 6 ay muhtemelen. Hiç kara görmediler, güneş de görmediler. 6 ay böyle. İlk puşçuluk hareketi onun kavminde çıktı be. İlk olarak. Ağaçları yondular, taşları yondular, heykel yaptılar. Ona tapınma başladılar, onun kavmi. Nuh Aleyhisselam 950 yıl. 950 yıl peygamberlik yaptı. 950 peygamberlik yaptı bu kadar böyle. Çok az insan iman etti kendisi. Çok az ama böyle. O kadar. En çok dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam. Allah'ın da sopayı yemdi. En çok dövülen peygamberler. Gider de onlara yalvarır, yakalır, Allah'ına gelderten. Gelemi gelderdi bunu. Tekme tokat öyle bayılırdı. Düşerdi böyle. Bayılırdı. Kalkar bakardı ki orası kırılmış, burası yarılmış, kan içerisinde evine gider sürüne sürüne iyileştir, gene çıkar gene başlar böylece. En çok Allah'ın yanında dayak yendi Nuh Aleyhisselam. Artık sonunda bir gün Nuh Aleyhisselam Hazretleri giderken yolda o zaman insanlar çok yaşadı insanlar. Bir yaşlı ihtiyar Nuh Aleyhisselam daha yaşlı. Yaşlı bir ihtiyar. Torunların, iki torunun koluna girmiş.
Gözler pek görmüyor, seçemiyor, zor gidiyor artık. Karşıdan Nuh Aleyhisselam'ı gördü. Sordu torunlarına, şu gelen Nuh mu? Evet dedi Nuh. Ben oraya götürürüm de, ona bir tüküreyim yüzüne. Nuh Aleyhisselam bunu duyunca, ya Rabbi artık bu kavim üflü olmaz buyurdu böyle. Bunları helak ile yaptım derken, o zaman şey yaptı. Mevlam buyurdu ki, ya Nuh bırakırdı peygamberlerine, bir gemi yap. İlk defa gemi yapacak. Ya Rabbi nasıl bir şey olacak bu gemi? Cebrail Aleyhisselam Mevlam gönderdi ona gemi. Üç kat, çok büyük. Kitapta var bunun ölçüleri, zira olarak ölçüleri var. Üç kat böyle gemi yapacak. Kendi yapacak bunu. Ağaçları kesti, kalas yaptı böyle. Yaşı 1000 yaşına yakındı böyle. 990 yaşındaydı. O yaşta ama saçta tek beyaz yoktu saçta kalındı. Onunki dünya tabii tam doğal dünya. Tertemiz hava. Sular tertemiz böyle. Bütün gıdalar tam doğal gıda. Öyle katkı maddi yok mu o zaman muhtemelen? Öyle sağlıklı hayat da onun döneminde ilk olarak sakalında beyaz gören İbrahim Aleyhisselam oldu. İlk olarak sakalında. İbrahim Aleyhisselam çok sonra tabi ondan sonra aileye baktı. İlk defa sakalında beyaz gördü. Birkaç tane kıl. Ya Rabbi ne bunlar? Niye beyaz bunlar bu şekilde? Nuh Aleyhisselam kereste biçti. Kalas yaptı bunları. O zaman tabi çiv yok muhtemelen. Demir yok o zamanlar. Bunları ağaçların kabukları, liflerle bunları beni bağladı. Gemi yaptı. Böyle emrettiği vakitte binde buna ehli iman bindiler. 80 küsur kişiyle hepsi. Çoluk çocuk kadını beraberce. Ve her hayvana bir çift aldı. Ona bindiler. 6 ay hep deniz üzerinde. Devamlı gökten yağmur yağmıyor. Devamlı böyle. Hiç durmadan böyle. Daha önce kurak oldu ama yıllarca bir damla su yere damlamadı. Aşırı sıcak oldu, denizler buharlandı, göller buharlandı. Yani bunların depolandı gökte. Gökte depolandı. 6 ay devamlı gökten yağmur, yağmur, yağmur. Hiç güneş görünmüyor, kapkara bulut üzere. 6 deniz, 6 ay bir de fırtına böyle. Gemi sallanıyor, sallanıyor. İmtihan tabi bunlara. 6 ay sonra Muharrem 10. gününde gemi kara oturdu. Nereye oturdu muhteremler? Mevlam buyuruyor. Vekile ya erdub li'i ma'eke. Mevlam buyurdu o günü yere. Ya erdub li'i ma'eke. Ya arz yer. Sürü yut. Mevlam buyurdu. Sütüyorum böyle. Ve asema ekleyi, ya göğe tuz suyunu, ve gidelim mavi, su çekelim öte. Rabbim emir verdiği anda, yeryüzü suyu yuttu, altına çekti, göğe suyu kesildi, ve kudveli emri, emir yerine geldi böyle. Rabbimin takdir ettiği miktarı, zaman geldi. Ve istevet, Ale Cudi'ye gemi oturdu Cudi Dağı'na. Ale Cudi'ye Cudi Dağı'na oturdu gemi. Nerede bu dağ muhteremler? Anadolu'nun güneydoğusunda, güneydoğumuzda muhteremler. Şırak Eylül, Silopi ilçesinin hemen yanında, yakında. Bu Cudi Dağı. Aşağı 2000 metre rakımı yüksekliği bu dağın. Yani Şırak Eylül'ün Silopi ilçesinde. Orada. İki yürbak arasında orada. Bu dağ orada. İki mevcutluklarında. Oraya oturdu. İlk defa oraya otururken böyle. Demek ki çok da yukarıdaymış. İki yürbakten çok da yukarıdaymış. Ne kadarsa. Ağrı Dağı'nda değil muhtemelenler. Bazı Hristiyanlara göre, bilhassa Ermenilere göre Ağrı Dağı'nda. Bunun gemisi Ermenilere göre böyle. Bu Ermenilere göre Ağrı Dağı kutsal da Ermenilere göre böyle.
ve de Van ilimiz, Van Gölü onlara göre kutsal Ermenilere göre böyle. Nasıl İsrail Orta Doğu'da büyük bir şey kurmak istiyor, bir Orta Doğu devleti kurmak istiyor. Ermenilerin de amacı muhteremler Van baş yeri olmak üzere oraya yerleşmek böyle. Yani sinisi sinisi çalışıyor muhteremler böyle. Van'da böyle. Onların meşhur kiliseleri de Van'da muhteremler. Açıldı o kilise şimdi. Her yıl oraya geliyorlar. Bütün Ermeniler dünyaya oraya geliyorlar. Ve yerleşiyorlar Ermeniler şu anda Van'a. Yani bina altında bu şekilde böyle. Onlara göre Van Ermenilerin kutsal şehri. Van Gölü kutsal şehri. Arda kutsal şehri onlara göre böyle. Ama Mevlam buyurdu. Vestebet ale Cudiye. Hud 44'te. Cudan oturdu böyle orada. Peki duruyor mu, görünüyor mu? Tabii görünmüyor muhtemelenler. Çürüdü onu da bilemiyoruz böylece. Mevlam gizledi. Belki toprak altına kaldı. Bilemiyoruz da burasını. Bu konuda bir işaret yok. Belki kıyamete yakın, daha sonra Allah bilir, ekmeğinden çıkabilir böyle işte. Yani belki çürümemiştir, toprak altında kalmıştır belki de. Nuh Aleyhisselam Hazretleri'nin işte gemisi ilk olarak oraya oturdu. Önce gökyüzünde su kesildi, bulutlar dağıldı, güneş, önce güneşi gördüler. İlk defa 6 ay sonra. Güneşi gördüler, of, sevindiler muhtemelen. Çünkü her taraf bulut, kapkara bulutlar, gece gibi simsiyah her taraf. Sonra gemi oturunca oraya, karaya, karaya indiler. Tabi şükür olarak Mevlam'da orada namaz kıldı. Allah şükretti bu şekilde. Kurtuldular bunlar böylece. Muharrem 10. güne bu tesadüf ettiği için demek o günün değeri fazla olmuş oluyor. Bir de Hazreti İbrahim Aleyhisselam o günü ateşten kurtuldu. Ateşten kurtuldu İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu, Urfa. Urfa'da peygamberler diyarı, kutsal yer mıdır Urfa böylece. Adem babamız Hindistan'da yaşadı bir zamanlar. Sonradan Orta Anadolu'da geldi kendisi de. Orada yaşadı. Urfa'da biraz eğlendi Adem babamız muhtemelen böyle. Urfa, gerçekten kutsal bir Urfa'da, bu şehirde. İbrahim Aleyhisselam, ailesi bunu gizli doğurdu, Nemrut'tan. Yani gayrimeşru değil, eşinden. Babası bellidir, babası Azer'dir. Fakat Nemrut'tan korkusundan, ailesi bunu gizli doğurdu. Mağara vardır, kalenin dışında. Hemen öyle kalemde sol tarafında mağara muhtemelen. Annesini doğum tarihini tutunca o mağaraya gitti. Daha böyle araştırmış doğum yeri için kendisine. O mağaraya girdi. Orada doğurdu annesi buna. Doğurdu. Rabbim oradan bir su çıkardı kendisine. Hala su var çıkıyor. Şifalı sudur böyle. İçerisinde mağara içerisinde. Şu anda musluklar, kurumlar falan var. Şişme var orada. Çocuğunu yıkadı orada. Kendi temizlendi. Su içti. Tabi tek başına doğurdu orada. Akşam üzeri evine gitti. Kale içinde. Evine gitti akşam üzeri. Gitti ama tabi anne yüreği bir günlük yavrusunu mağarada tek başına bıraktı. Urfa yolunda hiç yok o zamanlar. Her taraf vahşi hayvanlar dolu. Korkulu bir yer. Kocasına bile söylemedi. Kocası Nemrut'a çok sadıktı, bağlıydı Nemrut'a. Ona bile söylemedi, korktuğunu söylemedi ona. Kadın o gece hep döndü böyle, ah yavrum ne oldu acaba? Canavaram yedi, kurt mu yedi derken böyle sabah zor yaptı. Sabah erken işe giderken o da çıktı, tarlalarına giderek insanlar. Mağaraya baktı, mağara altında iki tane aslan muhtemelen. İki aslan mağaranın ağzında, dışında duruyor böyle şey. Eyvah! İşi bir aciz dedi işte böyle. Bunlar benim yavrum parçalamıştı bunlar dedi böyle. Başladı ağlamaya. Gelme de korkuyor aslanına tabii. Dedi ki aslanlar gel gel korkma dediler. Biz sen yavrumu burada bekledik. Gelsen onu emzir dediler bu şekilde. Onlar konuştu Allah'ın izniyle. Geldi. Baktı İbrahim Aleyhisselam
küçük parmağı ağzına koymuş, ona süt geliyor. Emiyorlar böyle. Sonra tabi diğer çocukların da ayrılacak bir duruma gelmeyince onu getirdi, evine getirdi. Hatta diyor ki annesi ona mağaradan çıkaracağı zaman, yavrum İbrahim, seni ben de şehirde şehre götürüyorum, eve götürüyorum. Şehir yani, kasabaya götüreceğim böyle. Ne bu şehir, kasaba ne? İşte evler var orada, ağaçlar var, insanlar var, dükkanlar var, tarlalar var. Meyve ağaç şunlar, bunlar. Allah Allah. Mağaradan büyük mağarası o şehir. Bu mağaraya bileceğim. İçim o ben işte. Mağaradan büyük mağaraya o şehir. Yavrum, mağaranın milyarca katı kat böyle böyle. O da büyük bir şehir. Dağlar, bayırlar, bağlar, bahçeler, tarlalar, ormanlar, öyle şehri bu şekilde. İşte cennette o şekilde dünya bakarak mıdır? Adem, İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, babası put yapardı muhtemelen bak, bakılmaz. Mevlam ölüden diri doğuruyor bak, diri çıkarıyor, ölüden diri. Ölü kafir, ölüdür kafirler. Diri ehli iman. Babası bunları yapıp satarmış böyle şey. İbrahim büyüyünce, çocuk biraz büyüyünce, al İbrahim bunları diye götür pazara sat bunları. Babası başına koyup götürmüş putları. Koyun başının üzerine, öyle götürmüş, put götürüyorken pazara. İbrahim Aleyhisselam babasını görmeden bir bağlıyor o putun boynuna. Tabi heykel yani bunlar böyle bağlıyor. Sürükleyip götürüyor tabi böyle. Diyorlar, İbrahim ne yapıyorsun? Çarpılırsın diyorlar bak. Al başına kaldır bunu. Yok be, ona bir şey zarar gelmez ondan böyle tabi diyor. Tabi kısa geçtim. Diğer peygamber sayı geçtim diye. İbrahim Aleyhisselam en sonunda onların puthaneleri vardı. Mabet taprakları vardı. Orada çok putları vardı. İlk girişte büyük put vardı. Ondan sonra da küçük putlar vardı. O toplumun bir barem günleri varmış şehir dışında, kırda. Kimse herkese gidiyormuş oraya böyle. İranlarsan sana gel dediler. Biraz yürüdü. Enem veriyiz ben hastalandım dedi böyle. Otur yere yattım hastalığı böyle. Hastayım ben dedi böyle. Geri kaldı. Ona gidince aldı baltasını, ondan kesti, parçaladı böyle. Büyük putu dokunmadı, baltanın omuzuna astı böyle. O toplumun da adeti, önce bayram günlerinde, önce puthaneye gelirlermiş, herkese bir yemek yaparmış o günü. Herkese bir tabak yemeği de puthaneye koyuyorlar böyle. Börek, çörek, tatlı, ne yapmışlarsa o günü, yemek neyse artık kültürü, oraya koyarlarmış. Yine dönüşte, bayram dönüşünde hepsine putane geliyorlarmış. Yemek alıyormuşlar böyle. İbrahim Aleyhisselam önce sordu putlara. Niye yemiyorsunuz? Ela tekülün. Verseniz de baksa bu yapmışlar bunları. Niye konuşmuyorsunuz? Tabi put. Parça onları. Şimdi ne yaptı bu toplum? Bayramdan geldiler. Herkes putane önce böyle. Yani bayram dedikleri, eğlence, zevk, haram, şunlar bunlar böyle. Her bir pislik var tabi. Günümüz olduğu gibi. Geldiler bunlar puthaneye. Bak, aa, eyvah, putları kırılmış, paramparça olmuş. Kim var bunu? Yukarı İbrahim. O yapar ancak. Onlar puta saygısı yok dedi bunların. Netice olarak muhteremler, Nebru tabi buna haber aldı. Topladı adamlarını. Şimdi bunu nasıl ceza verelim? Yani hemen öldürmüyorlar da, İşte bir ibret olsun diye kalanlara buna bir ceza verelim diyorlar buna. Bana putları kırmış. Buna bir ceza verelim. Ama dehşetli bir şey olsun böyle. İbret verici bir şey olsun. Sonra bunu ateşe yakmaya karar verdiler. En acı ölüm ateşte yanmakmış muhteremler. Hemen kalenin dışında meydana gidebilirler. Orada su başında balıklı gölfen diyorlar vardı orada. Oraya odun taşındı 40 gün. Herkes putlarının şefaatine kavuşayım diye hatta hasta götürüne bir emeğe gitmişler. Onun mamına yakın alabildiği kadar ağaç alıyor, birkaç çırpı getiriyor. O da benim de hepim de hissem olsun böyle diyor. 40 gün kimi arabayla, kimi deveyle, atla, katırla, kimi sırtında, kadın erkek,
taşlar 40 gün. Dağ gibi odun yığıldı böyle. Etrafına kurular, çırplar konuldu, tuşturuldu. Tam yanından sonra Mehmet yüksek bir yerde, kule üzerinde atın bakına İbrahim dedi böyle. İbrahim Aleyhisselam 18 yaşında muhtemelen. Yaşı 18, genç delikanlı. İki eli boynuna bağlı. İki eli de bağlı, beden çırıştı bakan böyle. Beden çırıştı, anlamaz doğma çırıştı bak. İki eli boynuna bağlı, bezle, iki eli de bağlı. Tutup bu askerler ateşe atacaklar, atamıyorlar ama. Alevler yakıyor bunları, yerleşemiyorlar. Ne yapalım, ne yapalım? Karar verdim. Kalın üstüne mancını kurmaya, mancını kurmaya böyle. İki direk. Hali Urfa'da duruyor direkler. Kalın duruyor böyle. Ortasına bir demir, böyle bir salıncak gibi yerleş çekecekler bunu böyle şey. Fırlayıp açacaklar böyle. İbrahim Aleyhisselam oturdu mancının üzerine. Toplamda kendileri şimdi tapınmaya başladılar. Dans etmeye, şunlara, bunlara böyle. Yani putların gönlünü yapmaya uğraşıyorlar. O anda bir melek. O anda bütün melekler bunlara bakıyor, İbrahim bakıyor. Bütün melekler, gök kapı açılmış. Meleklerden birisi. Ya Rabbi, bana izin ver. İbrahim'i kurtarayım ben bunun elinden. Onun yanılmasına dayanamayacağım buyurdu. Mevlam buyurdu ki git. Eğer İbrahim izni biraz olursa kurtar. Hemen geldi. Ya İbrahim ne olur izin versene hemen kurtarayım buradan. Kimsin sen? Yağmurda yöneten melek benim. Bulutları çeken melek benim böyle. Yalnız sen bana bir izin ver. Rabbim öyle buyurdu. Bir anda bütün bulutları buraya sevk ederim. Hem burasını suyu da her söndürürüm burada böyle. İbrahim Aleyhisselam, senin işine bak dedi böyle. Benim Rabbim var. Melekler boş döndü, ağlara döndü. Melekler bekleyen bakıyor hem böyle. Bütün melekler bakıyorlar. Bıraktılar ibadetlerini, İbrahim Aleyhisselam bakıyorlar. Başka bir melek, o izin istedi. Ona Rabbim izin verdi, o geldi. Ben kimsin sen? O da rüzgarı yöneten melekmiş böyle. Bütün fırtına koparayım, ateşi etme savrayım. Onu razı olmadı. Tam artık mancınız çekilecek, Cebrail Aleyhisselam artık dayanamadı. Allah'ım bana izin ver. İbrahim'in yanıma dayanamayacağım Allah'ım, bana izin ver. Cebrail Aleyhisselam, bir kanadım vurursa dünya koparmadan böyle. Rabbim böyle git, izin verse ama. Mevlam biliyor kulunu. İbrahim Aleyhisselam tevhid kahramanı, tevhid kahramanı böyle. İbrahim, hellik hacetün, ne olur ana izin ver sana bir ihtiyacımı yapayım bunu. Ama elik fela. Yok sana bir ihtiyacım yok. O anda çekildi. Fesir Rabbike. O Rabbin işte. Allah'ın yardım istemedim. İstemedim madem benden. Allah benim halimi biliyor yeter dedi. Böyle. Allah benim halimi görüyor biliyor. Birisi kurtardı böyle. Hasben suali. Yani işte bana şöyle yapmam gerekiyor Allah karışmamak böyle. Onda Rabbim çok bundan tabi razı olun muhteremler. Bu da nedir bunda? İbret, teslimi Allah, teslimi baba derler. Allah'ın beni hal bilmesi, onu istememe gerek yok burada böyle. O beni biliyor, görüyor böylece. Demek ki kul ne kadar daralsa, daralsak, tabi başına geliyor muhteremler. Ne kadar daralsak, sıkılsak, bunalsak, felaketlere görürsek, hastalık, şundan bunlar olsa, haşa kul başıboş değil muhtemelen. Allah bunları görüyor, biliyor böyle böyle böyle. Rabbim bazen böyle kula bunları veriyor. Cennetteki makamı daha yükselmesi için. Mevlam buyurdu ki ateşe, kulna ya naru ateş, külü berden soğuk ol. Ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e yalnız İbrahim'e özel. Soğuk, selamet ol. Buz gibi olma, üşütme. Tam orta kalır böyle, yakma İbrahim böyle. Ateşin bir yakıcılığı var. Ona bunu kim verdi? Fıtratını Allah verdi böyle. Biber bir yakar insanı, acı biber insanı yakar bazen. Ona bunu veren kim? Mevlam muhtemelen. Bazı şey mesela bal gibi tatlı olur, veren Mevlam bunu böylece. O anda mancı çekildi.
Hadire Aleyhisselam hapse giriyor hemen. İkili bağlı, ayakları şırcılak. Ateşe doğru gidiyor. Alevler üzerine böyle yukarıdan fırlara gidiyor. Alevler yalnız bağlarını yaktı. Elindeki bezi bağı, ayağındaki bezi yaktı. El ayağı serbest oldu. Düştüğü yer çimenlik, yeşillik oldu. Bir ağaç çıktı oradan. Orada bir pınar fışkırdan verdi. İşte o su oldu şimdi şu anda oradaki su böyle. Fışkırdı oradan. Ama hesabını göremiyor ama. Dağlar gibi alevler. Bu aşağıda bu. Karşı cümleti alevler. Bunu göremiyorlar. Herkes tabi bakanlar oh diyorlar. Yani putlara intikam aldılar. İbrahim artık kemik eder bir kan artık. Şurada gitti. Ezeliş yanında gitti. İbrahim Aleyhisselam şimdi oraya düştü oraya ama utanıyor şimdi. Çıplak ya muhtemelen böyle. Çıplak utanıyor şimdi burada böyle. Ve utanıyor oradan. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cennetten gömlek getirdi. Cennet gömleği, ipek getirdi böyle. Cennet gömleği, yeşil, ipek böyle. Cennet gömleği, fındık kamışı sığar mı tabii böyle. Toplarsan böyle. Giyersin üzerine. Hayır ben bunu giydim muhtemelen böyle. İşte o gömlek Yakup Aleyhisselam'a kaldı muhtemelen. Ondan Yusuf Aleyhisselam'a kaldı gömlek böyle muhtemelen. O gömlek böyle. O kadar gelecek inşallah. Hadis'te buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, mahşer ilk olarak girecek olan İbrahim Aleyhisselam girecek mahşerde. Nasıl her insan dünyaya çıplak geliyorsak, kabrin kalkışı çıplak olacak mesela bak. Kabrin kalkışı böylece. Yani beden yaratılacak, yeni beden, ruh birleşecek. Ama herkes kabrinde çıplak kalkacak. İlk olarak cehennemden giysi gelecek İbrahim Aleyhisselam'a. Öyle çıplak atıldığı için oraya benden. Ondan sonra diğer peygamber insanlara gelecek. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a tevekkülü, teslimiyeti ve şunu söyledi, son sözü atarken, asırken hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbiyallah ve ni'mel vekil dedi. Bu kadar. Son sözü oldu böyle havada. Hasbiyallah. Allah bana yeter. Hasbiye yeğil olunca vade-i mütekellim vahdeye dönüyor buna. Yalnız kişi kendisiyle ilgili. Allah bana yeter. Eğer nun olsa, hasmalı olsa Allah bize yeter. Çoğulmuş o böyle. O dedi, hasbiyallah dedi. Allah bana yeter. Ve ni'mel vekil. Ne güzel benim vekilim o. Bana yeter Allah dedi. Bakın Allah tevekkül, Allah teslimiyet. Bir de kurbiyet deniyor bu. Kurbiyet. Hiç Allah'tan gafil olmama. Allah ile berabermiş her an. Bu durumda böyle şey. İman bu derece iman tabi. Ve Yakup Aleyhisselam Hazretleri de aynı var onun da Yusuf Aleyhisselam'a kavuştu muhtemelen Yakup Aleyhisselam'da. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın torunu. İsa Aleyhisselam oğlu Yakup Aleyhisselam'da. İsa Aleyhisselam torunu olmuş oldu Yakup Aleyhisselam. O da peygamberdir. Biliyorsunuz tabi uzun kısa, Yusuf Aleyhisselam kısa uzunca bunu kuyu attılar kardeşleri. Niye attılar? Hem bunlara kaderin programının uygulanması aslında böyle. Mısır edecek. Orada hükümdar olacak. Ama çölde çırat yaşıyorlar, çadırla yaşıyorlar böyle. El Halil kasabasında, yani Filistin'de yaşıyorlar. Benim o bir karar bu şekilde melamını takdir etmiş. İşte kuyu atılacak, oradan çıkarılacak. Yusuf Aleyhisselam da kuyu atılırken çıplak musulüller kardeşlerim muhtemelen böyle. Susuz, derin bir kuyu, pek yok mu fazla suyu? Çok ama zaten çöl kuyu derin olur, çöl kuyuları. Bakınca su görünmez, çok derinden çöl olduğu için hemen su çıkmazdı böyle orada. Bu atlar bunu abilerin, 10 tane abisi. Atlar bunu iki elini yapmış duvarın kuyunun şeyine, bileziğine dışına ek böyle. Tabi cam bu ya. Küçük henüz daha kendisi. İki eli yapmışı böyle kuyunun kenarına şey yapmıyor. Bu eline vurdular böyle bir odunla. Eline vurunca tayını bıraktı, düştü böyle. Düşünce bir taşa diriş çarptı. Bayağı canı yandı tabi oraya.
Çıplak onu da soymuşlardı şeyleri. Söyler de onun gömleğini babası getirdiler, kanlı gömleğini. Yani kul parçaladı derten beri, o da çıplak atıldı. O zamanlar tek gömlek giyilirdi. İç çamaşır olmazdı böyle. Onu soydular, çıkardılar. Onu babana getirdiler, gömleği getirirler. Yusuf Aleyhisselam gene işte orada utanıyor çıplak olduğu için. Cebrail Aleyhisselam geldi yanına. Ona cennetten gömlek, o gömleği getirdi. Sonra Yusuf Aleyhisselam tabi oradan işte Rabbim her şey Rabbim sebebini veriyor muhtemelen. Yani kul Mevla'ya teslim oldu mu gerçekten çok tatlı hayat böyle. Kul endişeyi bırakır, evhamı bırakır, ne olacak? Karamsarı kul bırakır böyle. Kul rahatlar böyle. Ne olacak? Rabbim hepsini görebiliyor, takdir etmiştir. Kul Rabbim razı olursa imtihanı çabuk kalkar imtihanda. Kul biraz şekvaya başladı mı, şikayete ahma, okma, falan başladı, mesela başladı mı, imtihanı ağırlaştır muhtemelen öyle. Yani üstüne biner Allah korusun böylece. Bakın bir örnek, Yusuf Aleyhisselam örnek vereyim. Yusuf Aleyhisselam tabii çok derin kuyu. Yukarı atıldı. Düşünce ayağı taşa. Kaya varmış kuyunun içerisinde, kenarında. Ona çarptı ayağı. Kırılmamış kemikler ama çok canı yanmışlar böyle. Gece oldu. Artık öyle sancıyor ayağı. Tabii olma demiyor. Ay ben oluyor böyle. Yine Cebrail Aleyhisselam geldi. Yusuf'un ne o ayağına ne uyusun o şekilde? Yok bir şey Cebrail. Yok söyle bana ne oldu? Kuyuya düşerken ayağımı çarptı da bir dakika ayağım ağrıyor. O zaman dedi ki Allah'a dua et bak. Allah'a dua et. Rabbim sana şifa verir. Ben de amin diyeyim. Durdurdu. Utanayım Allah'tan be dedi. Yani kulum buna dayanamıyorsun der bana Rabbim dedi. Bak bak çocuk da mıdır? Utanayım Allah'tan. Kulum buna sen dayanamıyor musun der bana Rabbim dedi. Utanayım Allah'tan dedi böyle. Cebrail Aleyhisselam bu sefer Yusuf ben bir dua edeceğim. İçime doğru ben bir dua. Yani başka konu değişiyor. Dua edip, ben bir dua edeceğim. Sen bir dua amin der misin? Ederim. Ya Rabbi Yusuf'a şifa ver. O da amin dedi. Amin dedi. Hem iyi geçti tam bu şekilde. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam ya Rabbi ben de bir dua edeceğim. Amin der misin? Derim. Allah'a ne kadar hasta varsa şu saat hürmeti onlara şifa ver. O anda seher vaktiymiş. Gecenin son altta biri. Yani gece altıya bir akşamda imsak altıya bölün. Son altta biri. İmsak vaktiymiş. O da amin dedi. Ne kadar hasta varsa gündüz uyuyamaz, akşam uyuyamaz, gece arası uyuyamaz, sancısı vardır, ızdırabı vardır, sıkıntısı vardır, bunalım vardır. Ama seher vakti geldi mi bir rahatlamadılar böyle. Kim olsa onu yapamıyor. Onun duasıyla, amin demesiyle kim hasta varsa, bakın her bir hasta, her bir hasta seher vaktinde, yani imsak vaktine yakın bir zamanda, o zamanda bir rahatlar, bir hafifler, dişim ağrıyor, onu duymam muhtemelen. Bebeğe taşım var, sancısım var, onu da anlamadılar. Bir uyku, tatlı uyku, bir daralma böyle. Yusuf Hanım tabi kuyudan çıkarıldı. Mısır'a götürüldü. Tabi şu oldu bu oldu. Yani kaderdeki program uygulandı. Aslında muhtemelen böyle. İmdi aldı tabi söyle şuna bunlar oluyor böylece. Sonuçta oraya sultan oluyor böyle Mısır'a. Ve Yakup Aleyhisselam 40 yıl yandı Yakup Aleyhisselam. Yusuf'um diye. Onu çok severdi. Ama olmamış böyle. Ağlamaktan gözüne beyaz oturdu. Gözünün karası kayboldu, gözüne beyaz oturdu ağlamaktan. 40 yıl sonra Yusuf Aleyhisselam kavuştular böyle. O gün de Muharrem'in 10. günü muhteremler. Eyüp Aleyhisselam o da o günü şifa buldu. Şifa buldu. Kısa keseyim biraz inşallah. Eyüp Aleyhisselam da onun da imtihanı hastalıklar oldu böyle. Önce malın evladından sonra beden hastalık oldu böyle işte. Yıllarca hasta yattı. Urfa'da mağara biliyorsun. Dışında mağara var böyle. Onun falan dışındaymış o zamanlar oları. Eyüp'ün semtinde Urfa'da. O mağarada artık kimse yanında kalmadı. Beden içi dışı böyle hastalandı. Dışı böyle yaralar, şeyler, bütün bedeni. 10. gününde böyle bir şifa verdi muhteremler.
Mevlam buyuruyor, inna vecidna sabiren nimel ab inne evvab. İnna vecidna sabiren, bak Allah buyuruyor, o ev kulumu sabirci bulduk. Nimel ab, ne güzel kul, Allah meti diye istemem. O evvabdı Mevlam buyuruyor. Mevlam buyurdu, ayağını vur yere, hamutu silemin bağırdı ve şerhab. Artık son iyi olacak, hanım da bir yere gitmişti. Mevlam buyurdu, ya Eyüp kulum, sağ ayağının topunu vur yere, vurdu, oradan ılık su çıktı böyle. Sol ayağına vur, oradan soğuk çıktı. Mevlam buyurdu, sıcak suyla, ılık suyla yıkan, öbürü iç. Böyle sürüne sürüne böyle, onlar yıkanırken dışı tamamen iyileşti. Taptaze beden, deri böyle. O su içti, içti geçti, kalkma mısırma başlandı. O gün de Muharrem 10. günüydü. Musa Aleyhisselam Hazretleri de Kızıldeniz'i o günü geçti. Kızıldeniz'i. Gece yarısı kalktılar Mısır'dan, Firavun'dan kaçarak bunlar. Kızıldeniz'e genel geldiler. Tam böyle artık Kızıldeniz'e yaklaştılar. Arkada baktılar ki Firavun geliyor. Mesela Musa inna lemudrekûn. Bahtaki İsrailoğulları Musa ümmeti arkadan baktılar ki eyvah Firavun yetişti bunlara. Altta ordusuyla ama tehdit eder. Ordu böyle. Toz dumanına kalkıyor çölde. Hırsla gülüyor böyle. Hepsini bunlar geçecekler. Kadın erkek ölecekler. Böyle arkadan geliyorlar. Hırsla hızlı geliyorlar. Bunda yayan bunlar. Derler ya Musa Firavun yetişti bizlere. Ordu yetişti bizlere. Arkadan Firavun, önde Kızıldeniz. Yani hiçbir sebebi kurtulmuyor artık böyle. Öne koştular, Kızıldeniz denize boğulacak. Arkadan Firavun yetişti. Bakın iman, peygamber imanı muhteremler. Kale kella. Musa hayır, korkma diye böyle. İnne me Rabbi seyyedi. İnne me Rabbi seyyedi. Rabbim benimle beraber bak. Hiç Allah'tan olamıyor bu. Öyle bir anda, ümitlerin tükendiği bir anda, arkadan koca Firavun ordusu, korkunç ordu, önde Kızıldeniz, orada kalmışlar. İnne me'i Rabbi seyhedin, korkma Allah benimle beraber, bizi bir yol açar benimle beraber. Mevlam buyurdu, yağmur senin aslında vur bakalım denize, Kızıldeniz böyle. 12 defa vurdu, 12 kabile bunlar böyle, burada böyle. Tünel gibi açıyor böyle. Ama üstü açık ama tünel gibi böyle. Düz böyle. Kızıldeniz'in ortalama derinliği 405 metredir böyle. En derin 2000 metre en derin yerler böyle. Düşünün ki 2000 metre derinliğinde deniz dibine gidiyorlar. Ya da dümdüz duvar böyle. Örülmüş sanki duvar böyle. Su böyle. 12 parça oldu. Bunlar orada geçince arkadan daha Firavun yetişti. Yetişti Firavun da orada. Baktı Firavun, Allah Allah, Kızıldeniz'de 12 tane yol, cadde yanılmış böyle. Cadde olmak bir şekilde. Düğünüz duruyor. Ama girmeye korktu ama. Korktu ama. İnsanlar ben Rabbiniz diyor ama korktu bu şekilde. Ama Mevla bir şey takdir etmişse, o olacak. O da boğulacak bu. Nasıl boğulacak? Firavun'un atı aygır dedi, erkek atmış yani böyle. Çünkü iri, aygırmış. Peki atı. On Cebrail Aleyhisselam bir kısra bindi, dişi ata bindi. Şiyonun atı önüne geçti. Şiyonun aygırı erkek atı kısra görünce kısra doğru yürüdü. Cebrail Aleyhisselam'a suya girince Şiyonun uğraştığı halde Şiyonun ufak tüfeği kendisi kafir. Melun. Atı çok büyüktü ama atını zapt edemedi atını. Atını zapt edemedi. Atı suya girince ordusu arkasına girdiler. Girdiler. Musa Aleyhisselam'ın kavmi, ümmeti tam karşı çıktıktan sonra bunlar tam ortaya gelmişler. Su başta yavaş yavaş kavuşma böylece. Böyle bakıyor, işte filan bakıyor, hepsi bakıyor, bakıyorlar. Su daralıyor böyle. Yavaş yavaş bile gelmiyor. Yavaş 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 geliyor. Şimdi aşağı indi. Secde gibi yere kapandı korkarak. Allah'ım ben iman ettim şimdi Musa'nın iman Rabbine. Dedi ama dedi ki Cebrail Aleyhisselam el an şu anda kabili iman dedi böyle. İmanı gitti tabii.
Hatta bedeni çıkarıldı. Kur'an'a hakikaten bu da var muhtemelen ama tabii kısa kesmem gerekiyor. Bir Yunus Aleyhisselam. Balığın karnına çıktı Yunus Aleyhisselam. Muharrem 10. gününde Yunus Aleyhisselam balığın karnına çıktı. Yunus Aleyhisselam Musul'un yakın Ninova kasabasında, şehrinde. Bu Asuriler zamanında, Ağız Devleti'nin en ünlü zamanında. Ninova zamanında büyük, çok büyük şehirmiş o civarda. Irak arasında, Musul'a yakın. Onun hakkına peygamber gönderdi Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam için uğraştı, çalıştı, çabuk uğraştı. Bir divana gelmiyorlar o toplum. Rabbim bunlara vaat etti azap etmeyi. Yunus Aleyhisselam Allah'tan cenneş emri gelmeden kavmine kızdı. Oradan kaçtı, tek edip gitti onlar mı derler. Bir peygamber diri diri kesilirse, yani başından destele biçilse bile yerine kımıldayamaz Allah için gelmeyince. Tek Yunus Aleyhisselam, tek Yunus Aleyhisselam çok öfkeye geldi. Bunlar artık imana gelmezlerdi de böyle. Çok uğraştı, çok uğraştı. Allah azabı gelecek dedi. İşte bulutlar gelecek, yüzünü sararacak işaretleri verdi. İman etmeyince kızdı. Oradan çekti gitti. İz ebak ile fülkü meşhun. İz ebaka. İbak kölelere konuşuyor. Bir köle kaçarsa efendisinden ona abdü abik derler. Aslında heribe. Bir insan kaçarsa normal bir insan heribe filan filan yerden derler. Heribe. Bir de ferik kullanılır. Firak kullanılır böyle. Çoğu heribe kullanılır. Arapçada böyle. Ebaka ibak. Yalnız kaçan köleye kullanılır böyle. Mevlam buyuruyor. İz ebak ile fülkül meşhur. Mevlam buyuruyor. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? İbak etti. Efendisinden kaçtı. Köle. Allah'ın kölesi tanıdığından kaçtı. İlele fülkül meşhur. Fülk gemi. Meşhur dolu gemi. Eşya yük, insanla dolu gemi böyle. Tam deniz tane geldi Yunus Aleyhisselam. Gemi kalkmak üzere, sahilde limandan kalkmak üzere dolu. Yine alır mısın beni de? Hadi gel bakalım, yanılsın eller böyle. Dolu ama gel bakalım. Onu da aldılar. Yunus Aleyhisselam bindi gemiye. Tam artık gecenin yarısında gemi bir yere geldi ki bir fırtına koptu. Gökten yağmurlar, şimşekler, yıldırımlar düşüyor. Deniz kabarıyor deniz böyle. Yelkeni gemiye derdi. Yelkenler parçalandı, direkler parçalandı. Gemiler aldığı yere kaldı. O zamanki gemi personeline göre, inancına göre, eğer gemide sahibinden kaçan köle varsa başına böyle hal gelmiş onların inancına göre. Köleyi attı onu denize, kurtuluruz zannedermiş bunlar böylece. Dediler ki işte de gemi personeline görevliler, işimize elden bir kaçak köle var. Elden kaçmış köle işimize var. Kimse bunu ortaya çıkaralım, atalım bunu denize, bir kurtulalım dediler böyle. Kim bu acaba? Şimdi birine bir bakın, bir bakın, bakındılar. Kimse köleye benzemişler ne böylece. Fesaheme, fekemine bir ufadın. Fesaheme, da kura çektiler. Fekemine müfaddin. Kaybeden Yunus Aleyhisselam oldu böyle. Kura çektiler. Tek bir tanesine köle yazıyor. Diğerleri düz bir şey onlara böyle. Kura çektiler. Köle, kaçak köle diye Yunus Aleyhisselam'a geldi. Baktı o kendisi. Baktılar şimdi herkese baktılar. Bu çok salih, iyi bir insana benziyor bu kişi. Yani köleye benzemiyor öyle. Üstü var her şeyin yapısı. Tekrarlarım buna. Tekrar çektiler. Yine kura Yunus Aleyhisselam geldi böyle. Üç dediler. Üçü de yine ona kura gelince o zaman uyandı Yunus Aleyhisselam. Evet dedi. Benim kaçak köle benim dedi. Allah'ın emrine kaçtım ben. Atın beni dedi muhtemelen böyle. Bu atla denizde feltekamü hud. Feltekamü hud. Hud balık. Feltekamü hemen yuttu bunu bir lokmada. Yunus balığı. Yunus balığı. O dönemde üç tane büyük Yunus balığı varmış. En büyük azmanları böyle. Biri oraya Mevlen gönderiyor. Çok büyük bir balık da Yunus balığı. Mevlen bunu gönderiyor. Sana bir Yunus kulağı emanet vereceğim. Mevlen buyuruyor. Mevlen buyurdu. Onu sakın dişini ısırma, yaralama, kemiğini kırma. Aç boğazını yutun bir kere de.
Yani feltekamehu. Bir lokma da aldı onu. Hud balık. Ve mülim. Yunus Aleyhisselam şimdi balığın karnına girdi. Balığın karnına girdi. Suçluğunu da bildi. Mevla'dan korkuyor. Ya balığın karnından korkmuyor. Ölümden korkmuyor. Allah'ın estağfurullah vereceğim şimdi ona korkuyor kendisi. Mülim kendini lehmedi. Kureyş'te eyvah ben ne yaptım derken bela. Özledim burası muhtemelenler. Mevla inneke amirem sebehin kapı fiyeyim olsun. Eğer Mevlam buyuruyor, balığın karnında o tesbihatı yapmasaydı, balığın karnında kalacaktı, ta kabirden kaldırılığı güne kadar ölecekti, balığınla beraber kalacaktı, maaşını kıkacaktı oraya böyle. Yunus Aleyhisselam ne yaptı muhtemelen balığın karnına girince? Fenada fiz zulümati en. Fenada fiz zulümati. Yunus Aleyhisselam Yunus balığını yuttu. Yunus balığının bir özelliği fazla kalmaz denizde. Çünkü havalması gerekir. Açar balığı. Havayı solur böylece. Diğer balıklar solungaçlarıyla havayı okçana alırlar. Onda akciğer solunum yapar. Yunus balığı o da kalamaz böyle. İnsanın tabi fazla kalır. Dalar denize, derin dalar. Ama çıkar ağzını açar böyle. Ondan öyle yaratmış Yunus balığı. Yunus balığının bir özelliği de doğurur. Diğer balıklar havaya atarlar denize. Yunus balığı doğurur, yavrusunu emzirir. Süt de vardır Yunus balığı. Yunus bu arada bir tabi çıkıyor bunu. Açığına oksijen alıyor. Yunus açığına alıyor böylece. Dar. Ancak sığacak kadar. Sadece böyle. Bir mezar. Fena da nida etti. Nada nida burada sessiz olarak yani böyle. Sessiz olarak. Fî zulümâti zulümâtta. Zulmet tekil, zulmet çoğulu. En az üç olur zulmet çoğulu. Biri gecenin karanlığı. Denizin karanlığı. Üçüncü balığın karnında böyle. Kat ve üç kat kat böyle zulmâtta. En şöyle Allah dua etti. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Hep bunu da anlatmadı. Sırf bunu da anlatmadı. Mevla buyuruyor, eğer buraya devam etmeseydi, balığın karnında kalacaktı, orada ölüp çürecekti orada, balığın yem olacaktı. Ancak mahşerde kalbi kalkarken, balık da gelecek, o zaman balığın karnına çıkacaktı bak, mahşerde. Leleyh bir seyfiye batlıyı ile yemin asıyor. Leleyh bir seyfiye batlıyı ile yemin asıyor. Fesicam-ı Levin-i Şiyan-ı Gambi'nin Mevla buyuruyor, bu okuduğu hürmetine, melekler duyuyorum Aleyhisselam'ın sesini duyuyorum melekler gökte. Yunus Aleyhisselam Ninova'da bir yaşıyor. Derler ya Rabbi senin Yunus kulunun tesbihatı, zikri denizden geliyor, denizin dibinden geliyor ya Rabbi. Nasıl oluyor bu? Mevla buyurdu ki ben ona ceza verdim. Bir nevi cezaevi yani denizaltı. İlk bu ev denizaltı yer altında. Orada hapsedelim ben hocam. Ölmeyecek. Balığa rızık değil. Bir ceza aldım kendisine böylece. Orada kaldı. Ne kadar kaldı? Birkaç rivayet var. En kuvvetlisi 40 gün kaldı orada. Daha az söylenen bir mesele var burada. En son olarak 40 gün diyorlar. Onun karnında, balık karnında tabi deri eriyor balığın karnında. Deri eriyor böyle deri. Yani kırmızı et haline geldi. Aşık. Demek ki susuz dayanabildi. Nasıl yapmış artık bilmiyorum orasını. Yalnız hava aldı. Vakit gelince Muharrem 10. günün seher vaktinde veya böyle balığa yağ balık tamam artık onun işi bitti. Al bak onun şey böyle. Açık bir araziye, hiç bilgisi olmayan deniz kıyısında, kumsal, hiç bitki ağaç olmayan bir yere balıkını attı böylece. Tabi Rabbim onları veriyor. Yani balık işte bir bulanma gelir, şu oldu ne olduysa seyirin verdi. Balıkını atacak böyle. Rahatlayamaz, attı onu.
seher vaktinde hava normal serince deniz kıyısında ipe gibi kumda düştü oraya yattı böyle. Ama o etti ama. O etti. Neden? İşte gibi havalı işte baktı. Of. Ayı gördü. Yıldızları gördü. Geniş bir dünyayı gördü. Balın kanına çıktı. Tertemiz havayı soluyor orada. Oh dedi ben rahatladı ben. O kadar rahatladı ben. Şey. Ama çok sürmedi rahatlığı. Güneş çıktı. Deniz kıyısında deniz daha kuvvetli oluyor. Güneş daha ısı fazla yakamadı. Deniz kıyısında böyle. Kum böyle yanmaya başladı. Kum ısındı. Deri erimiş. Et haline kendisi. Etleri yanmaya başladı güneş altında. Beyni kalan başladı güneşte. Bir üstelik sinekler geldiler. Sinekler. Konular bunun için. Sinekler. Et görünce bu sinekler toplandılar. Onlara kovma hali yok. O kadar bitkin bir halde. Artık acı ızrap içerisinde kıvranıyor. Ya Rabbi sen bilirsin. Mevlam şeceri yaktın. Elmiye sözüne geliyor. Yaktın kabak. Ağaç. Ağaç değil yani bitki. Kabak. Beyaz kabak deniyor. Büyük kabak böyle. Hemen başlarından bitki bitti böylece. Yaprakları şemsiye gibi böyle. Hemen bir anda kabak ağacı etrafını sardı. Gölgeyi aldı. Güneşten kurtuldu. Sinekten kurtuldu. Kabağın yaprağı sinek kormaz muhtemelen bakımda. Onun onu yarattı böyle böyle. Sinek kormuyor kabak yaprağına. Sinekte kaçtılar. Sinekten kurtuldu. Güneşten kurtuldu. Elhamdülillah oh gölgede şimdi böyle hava soluyor. Ama ihtiyaç bitmiyor ki şimdi. Kuşu vakti oldu. Acıktın anladı şimdi. Baktı ki öyle acıkmış ki o zaman da acıktı anladı böyle şey. Ama acıktığını artık dönemi açtı. Ya Rabbi sen rızaksın. Karışma da bir şeye. Rabbim her şeyi takdir etmiş muhtemelen. Rızkı belirli olan rızkı yazılmış. Rızkı yazılmış. Bir geyik, ceylan o gece doğum yapıyor. Yavrusu ölü doğuyor yavrusu. Ölü doğuyor ama süzgemiş memelerine, göğsüne. Süzgelince göğsüne, göğüsler ağrıyor bu. Şişmiş göğüsleri. Süz birikince hayvan rahatsız oluyor ormanda. Hayvan oraya gidiyor, buraya gidiyor. Deniz oraya geliyor hayvan böyle, bir rahatlamak için. Hayvan geldi, baktı bir yeşillik falan gördü. Oraya geldi. Hep bunlar Rabbimiz sevki. Yönlendirmesi Mevlam böylece. Gelince artık süt damlıyor memelerinden. Bolmuş süt de kendisinden böylece. Yunus abi yattı ya da ağzı aldı memesini emmeye başladı. Hayvan rahatladı, durdu. Yıkılma hayvan böylece. Hayvan duruyor, rahatlıyor. Yunus abi emdi memelerini, emdi böyle. Oh, iyi, Yunus abi sen doydu. Hayvan rahatladı. Hayvan atla teşhirde gitti böylece. Akşam üzere gene süt toplandı. Gene rahatsız oldu. Hemen gene oraya geldi muhtemelen. 45'te gün sonra şimdi Mevlam buyuruyor muhtemelen ayetin sonunda vekezalike nücim mümini Mevlam buyuruyor. Vekezalike nüncil müminin. Vekezalike. Yunus'u kurtardığımız gibi o balığın karnından gam kederden kim bu duayı okursa onu kurtar Mevlam buyuruyor. Mümin der an böyle. Yani bu her türlü kedere, gamı, kasavete şifa mı böyle? Bir insan darda mı, zinanda mı, haksır hapse mi girmiştir, borçlu mudur, darda mıdır, ne derdi varsa bir insan buna devam ederse bu da bir veki kefil mi buna böyle? Meram büyüyor, onu kurtarmamız gibi kim bunu okursa, nasıl okursa, Yunus Aleyhisselam'ın ihlas okursa o da böyle. O da böyle. Okursa, Müncil müminin bu tamam böyle. Ne bu anlamı? Bu gene kısa gelelim inşallah. Bu üç tane bir bölüm olmuş yolda. Birincisi tevhid. La ilahe illa ente. Ente sen. İllallah isim olmuş oluyor. Ancak Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka. Ve ente olunca muhatap. Oluyor. Bak. Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken Allah'la beraber gibi oldu. Allah yürü gibi böyle huzurda. Süt huzurda oldu. Onun için isim değil
zamir kullandı. La ilahe illa ente. Sen ama ilah yok Rabbim. Ancak sen ilah olan sensin. Sensin yerlerin göğü yarattı, egemenin sensin böyle. İlla ente bak. Ente sensin ancak böyle. Sübhaneke. İkinci bölüm. Sübhaneke. Allah'ım seni tesbih tenzih ederim. Bu da ke, bu da zamir. Seni tesbih ederim. Sübhane. Üstü bir sübhane. Ve mutlaktır. Seni tenzih ederim. Yani her türlü noksanlıktan münezzehsin. Noksanlıktan böyle. Yani haşa şunu görmez denemez, bilmez denemez böyle böyle. Mesela deniz kıyısındaki çakıl taşları, ince kumlar. Saydın mı bunlar? Sayılmaz değil mi bunlar? Sayılmaz bunlar böyle. Rakama sığmaz böyle. Yani harita rakama vursan dünya rakamı bitmez bunlar böyle şey. Ama Allah Celle Celaluhu her birini tek tek Mevlam görüyor, biliyor. Bir de her çakılı meydana gelen atomlardan meydana geliyor bunlar böyle. Kaç bin, yüz bin atomdan meydana geliyorsa her atom Mevlam görüyor, biliyor da yaratıyor, yönetiyor Mevlam. Bir insanı görmek nasıl bir şey böyle? İçimizi, dışımızı görüyor, hücremizi görüyor. O burada gönderiyor muhtemelen bak. Sübhaneke bu şey vardı. Allah'ım sen her türlü noksanda münezzehsin Allah'ım. Yani her şeye gücün yeter, kadir-i mutlaksın, Rabb-ül Alemin'sin, her şeyi bilirsin. İnni kuntu minezzalimin. Ama sen böyleyken inni ben kuntu oldum minezzalimin. Günah işleyerek, oradan kaçarak zulmettin. Allah'ım sen bilirsin Allah'ım diye teslim oldu. İşte İnşallah Teala bunu alışan dilimize muhtemelen böyle. Ama dille kalmasın da inşallah kalp ile dil birleşmesi gerekiyor. Şimdi artı eksi uçları vardır ya böyle. Tek birine başlarsa ampule bağladık mı yanmaz ampule. Artı eksi birleşti mi ampule yanar, makine çalıştır, fabrika çalıştır böylece. Bizim kusur burada geliyor böyle şey. Yalnız dille kalıyor. Tel böyle. Kalp bağlanmayınca, eksi bir araya gelmeyince olmaz. Bu işler kartan böyle. Acıya yavaşça bunu söylemeye gerekiyor böyle. Hatta her namazdan sonra 3-5 kere bunu söylemeye gerekiyor böyle. La ilahe illa ente sübhaneke inni kudüme zalimeyin. İlla Teala Fatiha.